Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Bir Kur'an Ufku programında daha beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam da Kehf suresinin ayetlerini günümüz penceresinden değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam geçen haftaki programda Cenab-ı Hakk'ın Ashab-ı Kehf'in nerede yaşadıkları, sayılarının, bütün bunların aslında üzerinde durulmaması gereken teferruatlar olduğunu ama buna rağmen ayetteki kelime yapısından da onların 7 kişi olup 8'incilerin köpekleri olduğunu, bunu Cenab-ı Hakk'ın bazılarına bildirdiğini anlatmıştınız. Bugün müsaade ederseniz sonraki ayetleri okuyalım hocam. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ وَدَى. Bu ayette kalmıştık burada, hocam. Önceki ayet bize geçen hafta arz edilmeye çalışıldığı gibi tarihe ve tarih hadiselere bakma konusunda çok önemli dersler veriyordu. Burada ise bir manada artık o tarih hadiselere bakmaktan geleceğe geçiyoruz. Şimdi müfessirler Allah hepsinin sayılarını meşgul etsin. Çok sayıda da müfessirimiz yetişmiş. Maalesef bazen ayetlerde mutlaka bir esbab-ı nüzul aramaya gitmişlerdir. Maalesef yani. Evet. Bu her zaman muhakkak yani olmayabilir de. Yani Cenab-ı Allah bir hüküm vaz edecektir. Doğrudan doğruya bunu gönderir. Evet. Yani doğrudan gönderebilir. Şimdi mutlaka bir esbab-ı nüzul aranmaz. Mesela ilk Efendimiz'e inen İkra ayetinde bir esbab-ı nüzul yok. Yani nüzul sebebi yok. Orada Cenab-ı Allah Efendimiz'e ilk defa bir vahiyde bulunuyor. Şimdi bu ayette de bir esbab-ı nüzul arayışı içinde وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاُولٍ ذَٰلِكَ غَدَى. Bir şey için diyor Efendimiz'e tabi birinci muhatap yine evet. O. Bir şey için onu yarın yapacağım deme. İlla inşallah. Yani inşallah yapacağım de. İnşallah yapacağım de. Bunun için hani bir şey hadise de işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorulan bir soruya bilhassa bu Ashab-ı Kehf'le alakalı ve işte bu Zülkarneyn'le alakalı, bahçe sahipleriyle alakalı, Musa Hızır aleyhisselam yani bu Kehf suresinde anlatılan kıssalarla alakalı Yahudilerin bir soruları sorduğunu ve bu sorulara cevap olarak bu surenin indiğini. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara sorulunca yarın cevaplayacağım dediğini ama inşallah demediği için bu surenin inmesinin geciktiğini. Bunları kabul etmekle mükellef değiliz yani. Çok zorlama bir... Zorlama kabul etmemiz evet. Gerekmiyor. Hatta bazı Elmal Hamdi Yazır da Allah rahmet eylesin rahimahullah tefsirinin başında bu tefsirinde bu surenin başında bu rivayetler çok zayıf bulur. Yani çok zayıf bulur bu tür rivayet, bu rivayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle bir şey yarın yapacağım deme inşallah de. Bu ayetin gelmesi için mutlaka inşallah demeden bir şey söyledi de. Fakat daha sonra Allah bundan men etti. Böyle bir şey aramaya gerek yok. Şart da değil. Evet. Hatta bence yani gerekmediğini, böyle bir şeyin olmadığını, şart olmadığını ayetlerin akışı zaten ortaya koyuyor. Bu ayetin yani, burada olmasına gerek yoktu. En başta gelirdi belki. Evet, burada gelmesi bazıları evet. Aradaki münasebet de kuramamıştır. Ondan dolayı yani böyle bir esbab-ı nüzulde hani evet. sarılma yolunu seçmişler. Oysa birbirini tamamlayıcı olarak geliyor ayetler. Çok net bir şekilde. Bakın bize Kur'an-ı Kerim bu ayetlerde tarihe ve hadiselere bakışı ve tarihin bir gayb olduğunu. Evet. Bu gayb konusunda güvenilir bilgini sadece Cenab-ı Allah'ın verebileceğini. Dolayısıyla tarihi şahsiyetler ve kişiler hakkında, hadiseler hakkında ancak Allah'ın verdiği bilgiye mutlak güvenilebileceğini, güvenilmesi gerektiğini anlattıktan sonra bir başka gaybe geçiyor. Gelecek gaybe geçiyor. Gelecekle alakalı bir gaybe geçiyor. Nasıl tarih Allah'ın hükmü altındaysa, Cenab-ı Allah'ın hükmü altındaysa ve nasıl bu gayb olan tarihle ilgili bilgiler en doğru şekilde veya tam doğru şekilde diyeyim, tam doğru şekilde Cenab-ı Allah'tan alınabilirse, onun metlu veya gayri metlu yani Kur'an'a dahil veya olan veya olmayan sünnete dahil, vahiyle ancak bu alınabilirse, hadise dahil vahiyle alınabilirse, gelecek hakkında ise o zaten Allah'ın hükmü dışında hiç kimse bir şey yapamaz. Yani gelecek tamamen Allah'a aittir. O bakımdan bakın son derece hocam, mühim. Sözünüzü keseceğim ama önceki kısımla alakalı da yani kıssanın baştan beri gelişen seyrinde ya yapılanlar hep
oradaki Ashab-ı Kehf'in de muradının dışında Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle oldu. Tabii, hem yakalanmak istemiyorlardı, evet. Hem bir şey yapmadan... Evet. Aslında orada da bu ayet geçmişe bakan tabii, tarafı da yok evet, mu? Böyle? Meşiyeti dahilinde evet. Her şey zaten. Nasıl geçmiş? Yani tamamen Cenab-ı Allah'ın ilmine ait. Evet. Meşiyet zaten tarih baştan sonra onun hani meşiyetinin açıldığı bir kitap geçen haftada arz edilmişti. Kitapsa gelecekte olacak bütün hadiseler de onun meşiyetine bağlıdır. O dilemedikçe bir şey olmaz. Bunun yanı sıra burada esas vurgulanan bir diğer husus, geçmiş gayb, yani bu gayb hakkında ancak Allah'ın verdiği bilgi tam doğru olabildiği gibi, gelecek de tamamen Allah'ın hükmü hakkındadır. Allah'ın hükmü altındadır. Gelecek bütün Allah'ın hükmü altındadır. Öyleyse gelecek hakkında biz, hani bırakın ben bunu muhakkak yaparım diye bir iddiada bulunmayı, herhangi bir bilgi sahibi de olamayız Allah o bilgiyi vermedikçe. Nitekim bir ayet-i kerimede gayb diyor ancak Allah'ındır gaybın bilgisi. Allah onu dilediği bazı rasuller dışında kimseye açmaz. Demek ki Cenab-ı Allah bazılarına o gayb bilgisini açıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir manada baştan sona gaybın bilgisi denebilir Kur'an'a. Geçmiş ve geleceğin ve mutlak gayb olan Cenab-ı Allah ile alakalı marifet kaynağı. Ahiretle ilgili bilgiler veriyor. Baştan sona bir gayb haberleridir Kur'an-ı Kerim. Yani şimdi o bakımdan yani gelecek tamamen bir gayb olarak, muhakkak bir gayb olarak Allah'ın hükmü altındadır. Cenab-ı Allah bir yanda bize geçmiş konusunda Allah'ın verdiği bilgiler dışında elde edebileceğimiz bilgilere mutlak manada itimat edilemeyeceğini, dolayısıyla bu geçmişteki hadiseler ve tarih konusunda racman bir gayb, gaybı taşlama, karanlığa taş atma şeklinde münakaşalara girmeme ve hüküm vermeme konusunda ikaz buyurduğu gibi, bu defa geleceğe geçiyor Allah. Geleceğe geçerek, gelecekte de zaten ben şunu hani bırakın, ben şunu biliyorum deme. Gelecekte de ben şunu yapacağım deme diyor. Çünkü biz gelecekle ilgili bilgiden ziyade, yani gelecekle ilgili bir gaybtan haber verme iddiasından ziyade şu olacak diye, çünkü bunu hemen kimse diyemez, yani mutlak manada şu olacak diye. Bundan ziyade biz farkına varmadan şunu yapacağım deriz hep. Evet. Yani insanlar geçmiş hakkında kesin bilgi sahibi olmadan çok konuşurlar. Fakat gelecek hakkında çok konuşmazlar insanlar. Yani şu olacak diye kimse mutlak bir şey diyemez. Ama geçmiş hakkında muhakkak şu oldu diye konuşur. Kendi araştırmasına dayanarak maalesef çok rahat hüküm verirler. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada geçmişle ilgili bilgi konusunda bize ikaz ederken, gelecekle ilgili yapacaklarımız konusunda, yapma iddiasında bulunduğumuz meseleler konusunda ikaz buyuruyor. Şimdi bugün de ben çok maalesef bunu görüyorum. Şu daire içindeki arkadaşları da görüyorum. Bazen mesela beraber olduğumuzda yolculuk yaparken filan. İşte yarın saat 8'de şuradayım diyor. İşte 5'te uçuyorum diyor. 6'da gelirim diyor. Maalesef ama maalesef inşallah demiyorlar. Bu dilimizde yok. Demek ki bunun dilimizde olmaması kalbimizde bunun çok yerinde olmadığını gösterir. Hazreti İsa'nın zikrine ise fikri o. Evet. Hazreti İsa'nın da bir sözü vardır. Dil kalbin taşmasından söyler. Fakir de buna çok hoşuma gitmişti. Bir kitaba isim yapmıştım. Yani evet. Kalem kalbin taşmasından yazar. Tabii doğru yazıyorsanız. Bu iddia olur ama o kitap bir hissiyatla alakalı olduğu için yani inşallah doğrudur o hissiyat diye bir isim olarak vermiştim evet. Onu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu var. Yani bazı hani bugün de cemaat olarak büyük bir gayze hedefiz yani. Ağızlardan korkunç derecede bir gayz, bir şeyler, iftira ve yalanlar dökülüyor. Kur'an-ı Kerim bunlara bu durumlar için diyor ki, bu ağızlarından dökülen bu. Kalplerindeki gayz diyor daha korkunç, daha büyük. Demek ki yani bu cemaate karşı kalplerinde aleyhte konuşanların, yazanların, yalan söyleyenlerin, iftira atanların kalpleri o kadar gayz dolu ki, bu gayzın patlaması için bir hadise bekliyorlarmış. Bazen soruyor arkadaşlar, diyorlar ki niye bu Müslüman cemaatler falanlar filan, hatta Nur Dairesi'nde bazı insanlar bile bugün cemaatin karşısında. İşte ayet-i kerime açık. Yani bugün hani temelsiz olarak ve bir zulüm mahiyetinde haksızca cemaat üzerine geliniyor. Özellikle korkunç derecede yalan söyleyip iftira atılıyorsa, bunu yapanların kalplerinde taşıdıkları gayzın, bu kıskançlıktan kaynaklanır, başka sebeplerden kaynaklanır. Bilemiyorum nereden kaynaklanıyorsa, bu asıl o gayzın
patlamak için dışarı çıkarılma adına bir hadiseyi beklediğini gösterir. Bu fırsatları birikmiş bir gayz var ama evet. ortaya dökülemiyor. Nihayet bir yanardağın patlaması gibi evet. patlaması gibi birden o hadise 17 Aralık soruşturması, 25 Aralık soruşturması ortaya çıkıp da mevcut iktidar cemaatin üzerine buldozer gibi gelmeye başlayan yalan ve iftiralarla hukuk sistemini her şeyi değiştirerek, Türkiye'nin sistemini dahi değiştirerek başlayınca bu defa bazı ağızlardan da bu gayz dökülmeye başladı. Dökülmeye başladı. Başka bir sebep ben bulamıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu benzer şekilde bunu beyan buyuruyor. Bu ağızlardan dökülen böyle kalplerindeki gayz diyor daha büyük. Bırak o gayz tamamını çünkü dil kalptekinin tamamını ifade edemez. O zaman hocam bu hadise olmasa onlar da çatlayacaklarmış. Gayz çatlayacaklardı. Allah da belki o manada ondan kurtarmış oldu. İşte bu insan hani gelecekle alakalı çok laubalice, mübariyatsız böyle konuşabiliyor yani. En mübarek arkadaşlarımızla, arkadaşlar da maalesef konuşabiliyor. Oysa bu demek ki kalpte yani geleceğin Allah'ın hükmü altında olduğunu, Allah'ın meşiyetine mutlak hakim olduğunu ve kaderin mutlak bir manada hakim olduğunu çok farkında değiliz. Demek kalplerimizde bu tam yer etmemiş. Tam yer etmediği için de gelecek hakkında konuşurken rahat bir şekilde işte gideceğim, geliyorum, şuradayım, uçuyorum. Çok rahat diyebiliyoruz ve bu yani dilden dökülüveren bir şey olarak görmemek lazım bunu. Görmemek lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında haşyet ifade ederken hani insanların namaz kılarken böyle çok laubalice davrandıklarını bazılarında görüyor. Kalplerinde haşyet olsaydı uzuvlarına da yansırdı diyor. Evet. Uzuva yansırdı. Demek ki laubalice namaz kılan bir insan namaz kılıyor, eli oynuyor, namaz kılıyor, gözü orada. Namaz kılıyor, üzerini değiştiriyor. Halbuki amel-i kesir denen bir şey var. Bunun farkında değiller insanlar. Şeytanın çalması amel-i kesir, diyor. Evet, amel-i kesire giriyor, namazı bozuluyor. Evet. Farkına varmıyorlar. Bu defa demek Efendimiz böyle birini görünce demek namazında kalbinde bir haşyet yok. Yani şekil olarak namaz kılıyor da yoksa kıldığı namaz değil. Namaz onu kılıyor. Yani şimdi dolayısıyla kalpte haşyet varsa bu zahire yansır. Eğer kalpte bu şekilde Allah'ın meşiyetin hakimiyetine gelecekle alakalı ki hiç kimse şu an iddia edemez. Bir saniye sonra bu yeryüzü ve kainat ayakta kalacak diye kimse iddia edemez. İlim de iddia edemez. Zaten bugün iddia etmiyorlar. Atomlarını ayrıştırdıkça, eşyayı, her maddeyi ayrıştırdıkça işte bugün bir haşa bir tanrı partikül arıyorlar. Yani ilk patlayan bir şey var ama bunu parçalıyor, parçalanmaya devam ediyor. Parçalanmayacak bir şey arıyor. Diyecek ki işte her şey bundan türedi. Ya sen ne bulursa bulsan yine ortaya maddi bir şey çıkacak. Ona değil da mi? Yine tanrı parçacı tanrı diyorlar. Tanrı parçacı hocam. Diyor maalesef. Sanki onu yaratıcı yerine koyuyor. Yani bu oyalanma. Maddeyle inkar adına sadece maddeyle oyalanma. Fakat parçalıyor en sonunda diyor ki elimizde sadece diyorlar bir dalga paketçiği var. Işık dalga ışık dalga paketi var. Bu da diyorlar mesela zamanın en kısa tabir diyorlar buna time one. Yani İngilizce. Bu zamanın en kısa anında şu halde, bu kainat şu halde. Fakat T2 yani en kısa bir anı sonra, ölçülebilen en kısa bir anı sonra kainatın diyorlar bu şekilde olacağını iddia edemeyiz. Çünkü ölçmeye kalktığımız, yani en hassas aletlerle bugün, mesela zannediyorum saniyenin milyonda birine kadar indiler. Mikronlara kadar indiler yani. Bu kadar kısa zaman parçasını ölçebilen aletler yaptılar. Fakat işte bu aletlerle kainatın hareketini ölçmeye kalktığımız anda şekil değiştiriyor, hal değiştiriyor diyorlar. Hal değiştiriyor. Dolayısıyla ölçemiyoruz. Ölçemediğimiz için o dalga paketçiğinin en kısa zaman sonra nasıl bir şekil alacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla kainat şu anda bulunduğu halde en kısa zaman parçası sonrasında bu halde bulunacak diye bir şey iddia edemeyiz diyorlar. Bilim adamları fizikçiler söylüyor bunu bugün. Fizikçiler bu noktaya kadar bunu söylüyorlar. Şimdi sen böylesine hassas bir kainatı nasıl şuursuz, ilimsiz, kudretsiz sebeplere neyin yaptığını farkında olmayan diyelim hatta cansız, tamamıyla canı olmayan maddeye veya tabiata, tabiat kuvvetleri dediğin şeylere verebilirsin. Çünkü bu muazzam bir ilim, yani her şeyi kapsayan bir ilim, her şeyi kapsayan bir kudret, her şeyi kapsayan bir irade, hükmeden bir irade gerektiriyor bu çok açık. Fakat bunu zat sahip bir Allah kabul etmiyorlar da
Fakat işte bir ortaya çıkaracakları bir ilk madde, parçalanamaz maddeyi arıyorlar. Onu yaratıcı olarak görmek için görmeye çalışıyorlar yani. Demek insanın bundan da yani bilemiyorum bu insanoğlu ne kadar cahil. İnnel insane kâne zalûmen cehûle. Ne kadar cahil. Hani bir yazımda arz etmeye çalıştım. Hani yalan iblisin bile Allah katında söylemekten utandığı bir şeydir diyor Fahri Razi Hazretleri. Hazreti Üstad da yalanı en küçük bir insan dahi küçük meselede diyor, küçük bir topluluğun karşısında yarın ortaya çıkar, doğru yüzüm kızarır da rahat yalan söyleyemez. Büyük topluluklar ve gelecek karşısında bu insanlar tonla rahat yalan söyleyenler hangi varlık grubuna giriyor? Demek yine insan ama demek insan şeytanın da altına düşüyor. İblisin de cinde her şeyin altına düşebiliyor. Nasıl yükselmesinde adeta bir sınır yoksa aşağı düşmesinde bir sınır yok insanın. Maalesef yok. Esferi safiri. Bizim cennete gitmek için gösterdiğimiz çabanın belki 100 katını hocam inanmayıp cehenneme gitmek için gösteriyor. İnsanlar kendi adına işte Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruyor. Allah insanlara zulmetmedi. Fakat insanlar kendilerine zulmedez. Hocam bir de konuyu biraz şey yapmış olacağım ama bu inşallah lafzı kelimesi. Ha birisi söyleyince sanki o işi yapmayacakmış gibi hafife aldığı şey için inşallah. Ya birisi inşallah yaparım deyince biz emin olamıyoruz o işi yapacağına. Ya böyle bir toplumda kullanışı var maalesef aslında. Maalesef zaten inşallah demese de emin olamayız ki. Evet. Yapacağım. Ne biliyorsunuz belki bir saniye sonra ölecek. Evet. Bir engel çıkacak. Bambaşka bir engel çıkacak. Hasta olacak. Veya yani başına insan ne geleceği bilinmez ki. Buradan şu anda sağ salim çıkacağımızı, çıkarken ne olabileceğini dahi bilmiyoruz. Şu anda diyelim Allah muhafaza, dünyanın herhangi bir yerinde deprem olmayacağını kim garanti eder? Kim garanti edebilir yani? Evet. Öyleyse, esas inşallah demeden söylüyorsa itimat etmemek gerekir katiyen. Katiyen. İnşallah diyerek söylüyorsa en azından yapmak şeyi Allah'a sığınmış olur, onun meşiyetine sığınmış olur. Evet. Yapıp onun olma ihtimali daha güç kazanır. Fakat yine de onun olacağını hiçbir zaman kesin gözüyle bakamayız. Evet, bakamayız. Evet. Çünkü her şey Allah'ın meşiyetine bağlı. Bu da çok önemlidir bakın. Burada in irade Allah demeyiz. Allah yani irade ederse demiyoruz bakın. Evet. Çünkü niye inşallah diyoruz? Bu son derece önemli. Meşiyetle irade farklıdır birbirinden. Allah'ın iradesiyle meşiyeti farklıdır. İn irade Allah demek, yani bunu Allah dilerse demek, yani burada Allah'ın muradı buysa, yani çünkü Cenab-ı Allah mesela küfrü dilemez, irade etmez küfrü. Razı değildir çünkü. Allah razı et olmadığı bir şey irade etmez. Bizim yalan söylememizi irade etmez Cenab-ı Allah. Bizim bir günah işlememizi irade etmez. İrade etmek demek Allah'ın muradı olması demektir. Onu Cenab-ı Allah tasvip ediyor demektir. Fakat meşiyet ayrıdır, irade ayrıdır. Meşiyet ise Cenab-ı Allah'ın bu tarafa her şeye hakim olan ilmidir. Her şeye hakim olan kudretidir. Her şeye hakim olan irade bunların beraber meşiyetidir Allah'ın. Dolayısıyla bir şeyin olmasını Cenab-ı Allah'ın meşiyetinde yoksa o şey katiyen vücuda gelmez. Meşiyet vücuda gelmeye bakar o işin. Ya, dolayısıyla meşiyet mutlaktır. Biz bir şey yapmayı dileriz. Karar veririz. İşte Cenab-ı Allah buyuruyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ Tekbir suresinde. İçinizden kim dilerse istikamet üzere gitsin. Ha demek ki ne var burada? Allah kendi meşiyetinden bana da bir dileme vermiş. Yani ben eğer insan Cenab-ı Allah insan istikamet üzere olmayı tam niyet ederse bu noktadaki arzusu, isteği tamsa Allah bu insanı o şeye muvaffak kılar. Veya hakkında hayırlıysa muvaffak kılar. Yani o insan hakkında hayırlıysa muvaffak kılar. Fakat insanın o dilemesi de Cenab-ı Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dolayısıyla meşiyet Cenab-ı Allah'ın bir manada ilmiyle bir manada tamamen değil. İlmiyle özdeş gibidir meşiyet. Ve Allah'ın onun dilemesi bizim irademiz onun haricinde değildir. İnsanlar burada çok yanılıyor. Çok yanılıyor. Bunu Üstad çok güzel ifade ediyor. Sebep için bir ayrı, netice için bir ayrı kader yoktur diyor. İkisi için de aynı bir kader vardır. Mesela verdiği bir misal var. Hani bir insan birisini tüfekle öldürüyor. Tüfekle. Evet. Bu insan tüfek atmasa o insan ölecek miydi? Ölecek miydi? Bu tartışılır. Cebriye der ki o insan ölecekti. Çünkü insanın tüfek atmasının bir mazeret yani orada bir tesiri yoktur. Allah onun ölmesini dilemişti. Tüfek atmasa da ölecekti. Başka bir şeyden. Nasıl ölecekti?
Bilmiyoruz. Ölecekti. Mutezile der ki, tüfek atmasa ölmeyecekti. Ehl-i sünnet der ki, biz bu noktada konuşamayız, bir şey söyleyemeyiz. Çünkü zaten Cenab-ı Allah onu yazarken, bu insan tüfek atacak ve ölecek. Sebep ve netice beraber. Sebep ve neticeyi beraberdir zaten. Ve o sebebi de insanın iradesine bağlıyor. Yani bizim mesul olduğumuz mesuliyet sahamızda o sebebi Cenab-ı Allah bizim irademize tahrik ediyor. İrademize bağlıyor. Diyor ki bu insan iradesiyle şuna şu zaman, şu tarihte, şu anda, şu yerde tüfekle vuracak, bu insan ölecek. Allah böyle yazıyor. Biz bu yazgının dışına çıkamayız. Yazgının dışına çıkamayız. Fakat bu yazgı mesuliyet sahamızda bizi zorlamaz. Mesuliyet sahamızda bizi Allah bu yargı zorlamaz. Zorlamaz yani. İşte biz onu yapacağımız için Cenab-ı Allah bildiğinden Allah için dün yarın bugün diye bir şey yok. Cenab-ı Allah bunu beraber olarak yazıyor. Yani bizim meşiyetimiz Cenab-ı Allah'ın meşiyetine dahildir. Bundan dolayı hemen arkasında Allah buyuruyor ki وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا اِنْشَاءُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Allah dilemezse dilemezsiniz. Yani eğer Cenab-ı Allah meşiyeti olmasaydı, size bu dileme gücünü vermeseydi, ve sizin iradenizle yapacağınız bu işi Allah meşiyetine tahrik etmeseydi veya meşiyetini buna tahrik etmeseydi bu defadır herhangi siz ya istikamet üzere olmakla dileseniz yine bu olamazdınız. Yani çok hassas noktalar bunlar. Bir iş yaparken demek ki burada bize öğretilen muhakkak Cenab-ı Allah'ın meşiyetini nazar almamız lazım. Yalan söylememiş oluyoruz bir. Meseleyi doğruya havale ediyoruz iki. Allah'ın meşiyetine bütün faktörler, her şey taht-ı kudretinde olan Cenab-ı Allah'ın meşiyetine havale ederek yani gerçeği ifade etmiş evet. oluyoruz. Üç, gidemediğimiz zaman bu defa diyelim mazeretimiz zaten yani biz gerekeni yapmışız ama Cenab-ı Allah bu defa ona izin vermemiş. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de çok fazla vurgulanan bir şeydir mesela. Bir başka misalde Hud suresinde bazıları bunu işte bazı günümüzün teologları meseleyi kavramadıkları için veya fantezi adına yanlış yorumlarlar. Tabii hocam burada kendi ihmalimizi veya tembelliğimizi de Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti müsaade etmediği gibi bir tembelliğe de düşmemek o lazım. O ayrı tabii. Evet. O ayrı. Bakın Cenab-ı Allah buyuruyor ki hocam Ali çok İbran vaktimizi de açtık. Evet. Ali İbran suresinde 49. ayette yine Hazreti İsa bir peygamber olarak meselenin farkındaki bir zat olarak ifade eder. Ve Resulen ile Beni İsrail'e ben diyor Beni İsrail'e bir peygamberim. Hazreti İsa Aleyhisselam enni gad cittüküm bi eyyetim min Rabbüküm. Onlara da şöyle hitap ediyor peygamber olarak. Ben muhakkak size Rabbinizden bir ayetle apaçık bir mucize veya delille geldim. Nedir bu ayetlerden mesela diyor. Enni ehlugu leküm minettine keheyyeti tayri fe enfuhu fihi. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaparım. Sonra ona üflerim. فَيَكُنُ تَيْرًا بِيِذْنِلَّهِ O Allah'ın izniyle kuş olur. Şimdi demek ki bakın burada orada Hazreti İsa bunu yaratmıyor. Evet. Bir çamurdan kuş sureti heykeli yaptıktan sonra onu üfleyip ortaya bir kuş çıkarmıyor. Bakın ben üflerim diyor. Yaparım fakat ben onu ondan sonra bir kuş olarak yaratırım demiyor. O kuş olur diyor. Kuş olur. Bir izniyle, Allah'ın izniyle. Demek ki o benim buna üflemem, yapmam ve üflemem. Sadece Cenab-ı Allah'ın yaratmasına orada bir diyor, Allah sebep kılmıştır. Mucize olarak sebep kılmıştır. Yani Cenab-ı Allah başka şeyler yaratırken illa yani bir sebep tahtında yaratması gerekmiyor. Yaratabilir. Veya insanı, hayvanı, bitki yaratırken bir sebeple de yaratır. İşte böyle bana fakat diyor, bana Cenab-ı Allah mucize olarak o kuşu yaratmada, ona ruhtan diye onun diriltilmesine kendisi üflerken, normal yer. Fakat burada diyor bir mucize olarak, ben de diyor onun izni dahilinde ona üflerim, o kuş şeklindeki heykel, çamurdan yapılma heykele üflerim. O da diyor Allah'ın izniyle kuş olur. Bakın Allah'ın izniyle olur. Zaten bütün evet. mucizelerde böyle bir sebep var aslında hocam. Ama mucizeyi de işte tamam, yaratan, evet. peygambere onu gösterme izni veren de Allah'tır. Evet. Allah, her şey Allah'ın iznine bağlı. Ve übriyüküm ve übriyüküm ekmehe vel ebrasa ve uhiyil mevte biiznillah. Bakın yine aynı şeyi söylüyor Ahmet arkasından. Ben diyor bir alacalı yani bir der hastalığı neyse bu. Ve şeyden
anadan doğma amayı iyileştirir ve ölüleri de diriltirim Allah'ın izniyle. Bak yine Allah'ın izniyle buyuruyor. Demek peygamber olarak Allah izin vermezse o da olmaz. Mesela bir manada burada yani inşallah demeden yarın bir şey yapacağım deme buna bakıyor. Allah izin vermezse diyor buna hiçbir şeye muvaffak olamazsınız. İnşallah demek işlerimizi de kolaylaştırmış oluyor hocam. Evet. Hocam aradan sonra devam edelim inşallah. Değerli seyircilerimiz tekrar beraberiz. Hocam aradan önce gelecekle alakalı bir şey derken inşallah demenin hiç ihmal edilmemesi gerektiği üzerinde duruyorduk. Oradan devam edebiliriz hocam. Burada ayette hani vade ederken yarın bir şey yapacağım deme inşallah demeden bu mutlaka yarın manasına gelmez. Bir an sonra yani bu dilde bir kullanımdır bu. Yani bir an sonra yapacağımız konusunda aynı şey geçerlidir. Bir saat sonra yapacağımız konusunda aynı şey geçerlidir. Yarın, üç gün, beş gün fark etmez. Yani gelecekle alakalı bir şey yapacağımızı ifade ederken muhakkak bunu Allah'ın meşiyetine tahrik etmek. Evet. Yani Cenab-ı Allah eğer bunu yapma izni verirse bana Allah'ın izniyle bırakmak ve Allah buna müsaade buyurursa ve engel çıkarmazsa karşıma ve onun dile iradesi, meşiyeti ve kudreti bana yer olursa inşallah yapacağım de. Bunu yapacağım de. İlla inşallah ancak Allah dilerse yapacağım de. Bu da sadece hani dinle söylem verme değil. Ama söylemeyi arz etmeye çalıştım. Yani dil bir manada kalbe tercüman olduğu için, kalbe tercüman olduğu için insan bunu muhakkak o kalbindeki o imanın gereği olarak söylemeli. Gerçek olan da budur muhakkak söylemeli. Henüz o imanın tam şuurunda değilse bile yine dilini buna alıştırmalı ve söyleye söyleye inşallah o Allah'ın meşiyetine olan mutlak iman da bu defa kalpte yerleşir zamanla. Akaid kitaplarında da hocam imanı tarif ederken dil ile ikrarı da söylüyorlar mutlaka. Yani. Zaten öyle olmayınca bilemeyiz ki mümin olduğunu. Ya, dil de insanın. Önemli. Evet, önemlidir. Evet. Arkasından buyuruyor. Çok önemli yine bu. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ وَكُلْ أَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَ. Bakın bu Ashab-ı Kehf hep rüşt üzerinden gidiyor. Evet, yani hocam, daha önce de ifade edilmişti. Evet. Eğer söylemeyi unuttuğunda olabilir yani bazı insan telaş olur, acele olur, zihni çok meşgul olabilir, kalbi çok meşgul olabilir. O anda bazen de inşallah demeyi unutabilir o anda. Unutabilir. Demek ki unutmayı bir mazeret olarak görüyor. Unutma bir mazerettir. Görüyor. Çünkü evet zaten bunun bir mazeret olduğu hadis-i şerifte uyku ve nisyan diyor unutma ümmetimden kaldırılmıştır. Yani uyku anında insan bir hata işleyecek olsa veya namazı geçirebilirse mesela. Geçirebilir mesela. Çok ağır basmıştır. Evet. Farkını hatta gayri iradiyede bazen insan hakikaten çok yorgun olur. Yani birden uykuya varabilir. Ve o anda da derin uyur, namaz geçebilir. Geçebilir. Evet. Ve burada sorumluluk olmaz. Ama ya ben yatayım da daha vakte 2 saat var nasıl kalkarım diye de geçerse o zaman sorumlu olur. Evet. Yani namazı geçirir sorumlu olur. En azından öyle bir ihtiyaç varsa mutlaka uyumak ihtiyacı varsa saatini kurar veya birisine tembih eder ben şu saatte kaldır diye gerekli tedbiri alması gerekir insanın. Unutarak oruç bozunca da devam bozulmuyoruz. Evet. Unutarak yiyip içmeden orucu. Yani bu ümmetimden kaldırılmıştır diyor sorumluluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada zaten ayette bunu görüyoruz. Yani unuttuğun zaman diyor bu defa Rabbini hatırla derhal. Rabbini hatırla. Demek burada mesela Allah inşallah bakın inşa Rabbi demiyoruz. İnşallah diyoruz. Çünkü demek buradan şunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın yani efalinde, icraatında onun pek çok isimleri Allah lafzı celalinin kapsamında olan onun pek çok isimleri orada hükmetmektedir, faaldir. Evet. Mesela bir çiçeğe baktığımızda bile Cenab-ı Allah'ın Halik ismini, Rab ismini, onun altında Halik ismini, onun altında madde Musavvir ismini, Mülevvin ismini, hatta Cemil ismini, Mukaddir ismini, yani bütün pek çok isimlerini o bir çiçeğin varlığında dahi görebiliriz. İsimler hep beraber tecelli ediyor. Bir arada tecelli eder. Evet. Her varlığın keyfiyetine göre
kaderin, Cenab-ı Allah'ın meşiyetinin, kaderinin o varlığa biçtiği şekle göre diyelim. Bu defa bütün isimler orada tecelli eder. Bir veya iki isim daha önde, diğerleri tabi olarak orada hükmeder, tecelli eder. O şey meydana gelir. Onun için Allah ismi, lafz-ı celali Allah ismi bütün isimler içine alır. Yani Cenab-ı Allah, Allah diye andığımız zaman onu bütün isimlerle anmış oluruz. Allah'ı anarken onu bütün isimlerle anma niyet ve şuurunda taşırsak kendimizde, belki bir Allah demekle bütün isimlerini anmış gibi sevap da kazanabiliriz. Evet. Çünkü Allah isminde, lafz-ı celalinde bu zaten var. Zaten bize bildirdiğin, yani bundan dolayı, diye dualarda. Çok isimler de var. Evet. Bundan dolayı inşallah diyoruz. İnşallah-Rahman, İnşallah-Rahim, İnşallah-Rabbi falan demiyoruz inşallah. Çünkü kainatın bir manada, hatta hani arz etmeye çalışmıştım. Mesela bir işin meydana gelmesinde binlerce faktör vardır. Sadece binlerce faktör değil. Bizim Salih Adem kardeşimizin, ben hep stajda bahsettiğim, İngilizceye tercümesinde yaptığım bir makalesi vardı, Bir Taş Düşerken diye. Sızıntıda yayınlanmış yıllarca önce. Zannederim belki bu 96-97 yılları falan olabilir. Sızıntıda çok güzel bir yazı. Orada diyor ki mesela havaya atılan bir taş, gidip geri ininceye kadar, düşünceye kadar, onun o her bir kütlesinin kapsadığı mekan içinde ve her anında kainat diyor kendisi ona göre yeniden ayarlar. Çünkü o taşın adeta kainatın tamamında bir tesiri var. Demek ki kainatta her an o kadar fazla sayısız hadise oluyor ki, o kadar fazla hadiseye göre kainat yeniden Cenab-ı Allah onu adeta devamlı kuruyor ve hiçbir hadise kainatın şeklinde ve yapısında, işlemesinde bir bozucu tesir yapmıyor. Cenab-ı Yoksa yapardı. Faal sürekli. Yoksa yapardı yani, evet. Değil mi? O kadar depremler oluyor. Fakat meteorlar düşüyor. Nükleer silahlar kullanılıyor. Fakat bunlar kainatın ve hatta yeryüzünün işlemesinde, yörüngesindeki hareketinde, güneşin etrafındaki harekette, diğer gezegenin hareketinde hiçbir tesir yapmıyor. Demek ki Cenab-ı Allah her bir hadise öyle o şekilde, öyle bir kudreti var ki Allah'ın, Cenab-ı Allah ilim ve kudreti var ki her bir hadiseye göre kainatı yeniden adeta, yani kuruyor gibi. Baştan yaratıyor gibi sanki. Ve baştan aynen yaratıyor gibi. Evet. Hiçbir tesir icra etmiyor onu. O makale okunabilir. Demek ki sayısız bir faktör var hadiselerde. Bütün bu sayısız faktörleri kontrol eden, kudretiyle onları idare eden, yaratan Cenab-ı Allah'ın öyleyse bütün isimleri burada devrede. Her hadisede bütün isimlerinin de burada devredeyse, o zaman biz o hadisenin meydana gelmesi için inşallah diyoruz. Ve bütün başka bir isim söylesek karşılamayacak, yetersiz. Karşılamayabilir. Evet. Evet. En azından yanlış yapmış oluruz. Yanlış. Çünkü hani dua içinde denir mesela, bazı dualar vardır. Hani 3 defa, 5 defa oku. Anahtar gibidir derler bunlar. Evet. Her anahtar her kapıya uymaz. Her kapının anahtarı olduğu gibi dualardaki icabında kelime sayısının, harf sayısının, kullanılan kelimelerin, o duanın kaç defa yapılmasının bile çok önemli rolleri vardır. Rolü vardır. Dolayısıyla burada inşallah diyoruz. Fakat hatırladığı, unuttuğun zaman diyor Cenab-ı Rabbini hatırla. Allah'ı hatırla demiyor, Rabbini hatırla. Niye? Çünkü onu bir defa Cenab-ı Allah'a burada bir Rab ismine, cemali isimlerden olarak Rab ismine müracaatla bu defa hem belki inşallah dememekten kaynaklanan diyelim bir hatamız olmuşsa orada, bir gafletimiz olmuşsa hem ona bir istiğfar manası taşır, hem de Cenab-ı Allah'a bir sığınma vardır. Yani Rabbindeyken zaten burada bir şefkat tamamıyla bir, yani Rabbim derken biz, yani herhalde Cenab-ı Allah'tan böyle hani benzetme yerinde diye katıyan da, bir küçük çocuğun, aciz çocuğun anne kucağına sığınıp veya babasından özür bir dileme gibi. Yani ve bütün anne babaların tamamının rahmeti, belki Cenab-ı Allah'ın rahmetinin yanında bir damla eder. Evet. Bir damla. İşte burada Cenab-ı Allah'ın tamamen rahmetine, affına, mağfiretine sığınmış oluyoruz. Hocam ben burayı okurken sanki hep şöyle anlıyordum. Ya unutursan inşallah demeyi aklına gelince söyle, yani kazasını yap gibi sizin dediğiniz. O var zaten. O var da burada hatırla diyor önce. Evet. Rabbini hemen hatırla. Onu an, zikret.
ve izâ nesîte. Yine inşallah de manası var zaten burada. İnşallah de manası var. Fakat bunun yanı sıra inşallah demenin dışında bu Rabbi hatırlama konusunda başka ayetler de var ki mesela onları fakir mahalde almıştım. Bu çerçeveden de yaklaşmak lazım aynı zamanda. Mesela Haşr suresinin 59-19. Ayetinde Allah unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ diyor. Yani Allah'ı unutup, bu defa biz Allah'ı unutunca Allah da bize kendimizi unutturuyor. Allah muhafaza. Ha, demek ki her hadisede de Allah'ı hatırlamanın daima böyle bir yan da var. Sadece yapacağımız şeylerde değil, yapmamızı tasarladığımız meselelerde değil. Her meselede aslında Cenab-ı Allah'ı hatırlama, daima onu mümkün olduğunca dilimiz olmasa bile öyle hale gelmeli ki, artık mesela dilimiz zikretmese de kalbimiz zikreder hale gelmeli. Bunu ehli tarikten yaşayanlar vardır. Yani Allah'ı böyle sistemli çok zikredenlerin zamanla kalplerinin zikreder hale geldiğini ben köyümüzde çok anlatılan bir hadisedir. Beypazarlı Hoca diye bilinen, Allah rahmet eylesin, Cumhuriyet'e ilk yıllar vefat etmiş, çok mübarek, büyük evliya Allah'tan bir zat, bir yatarken hanımı Ankara Beypazar'dan gelmiş, yerleşmiş bizim köyümüze, neye yerleşmişse, hanımı duyuyor, bize uyanıyor. O Hazretin kalbinin atarken Allah, Allah, Allah diyerek attığını duyuyor. Bizzat duyuyor Allah lafz-ı celalini. Uyarıyor, efendi diyor, senin diyor kalbin atarken Allah diyor. Hanım diyor, biz bu kadar sene gurbet kahrını niye çektik diyor. Hoca da farkında onu mübarek, farkında. Bundan da Hoca Efendi bazı kalp doktoru arkadaşlara söylemişti. Size gelen demişler hani kalp hastalarına bir kontrol alın onları. Arada sırada kontrol edin. Bir Allah'ı çok zikreden insanlar vardır. Bir ehli tariktir veya neyse bir cemaatten çok zikreder. Bir onların kalbiyle bir de Allah'la alakası olmayan çok insanlara veya şöyle bir alakası olan onların kalplerini biraz bir şeye alın, dinlemeye alın demişti. Bu çünkü hani açık bir misal ben arz ettim köyümüzde yaşanan. Belki çoklarına bakılsa bir insanın kulağı da varsa o şekilde duyabilecek. O sesi belki sadece kalpten değil, elden de, gözden de, ayaktan da duyulabilir. Atarken çünkü hani elimize bir o doktorların dinleme aletini aldığımızda, karnımıza bile tuttuğumuzda bağırsakların nasıl değirmen gibi ses çıkararak çalıştığını duyarız çok rahat. Duyabiliriz. Belki onlar da orada bir Allah veya başka bir isimle Cenab-ı Allah'ı zikrediyor olabilirler. Ya cansızların bile zikrettiğini söylediğine göre evet. Bunlar mümkün. Şimdi burada bu da var Allah'ı hatırlama, evet. Unutmama adına. Bir başka ayette kalpleri Allah'a karşı saygıyla dopdolu olan ve ona isyandan, dolayısıyla onun azabından sakınanlar, eğer onlara şeytandan bir sinyal ilişi verecek olsa hemen kendilerini toparlar ve Allah'ı hatırlarlar. Ve artık basiretleri tam yerindedir. Demek yani bazen olur ki çok takvada zirveye ulaşmış artık bir insan. Evet. Adeta mayyet makamı. Yani her halini Allah'ın gördüğünün şuuru içinde yaşıyor. İşte böyle insanlara diyor bazen şeytan dürtebilir, olabilir. Hoca Efendi bununla ilgili bir hatırası hep anlatır. Ağlayarak anlatır. Böyle arabada giderken diyor niye kafası takılmışsa zihnin bir şeye takılmış diyor. Bazen böyle suçluyorum içimden. Suçluyordum diyor. Demek farkına varmadan artık onun şey bir yere girmiş. Birden diyor, dilimle hemen bu ayet diyor. Baktım bu ayet okuyorum. Daha defalarca bu ayet okuyorum. Hemen ondan sonra ayıldım diyor. Ya ben ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Ve kınaat tarzım yanlış hatırlamıyorsam yine bir sahabeden birisi, bir genç bunu yaşıyor. Evet. Namaza giderken bir mescide devamlı bir kadın kendisine musallat oluyor. En sonunda genç yani ne yapsın? Bir an bir gafletle az ayağı oraya kayıyor. Fakat birden Allah'ı hatırlıyor. O anın heyecanına düşüp vefat ediyor. Düşüp vefat ediyor o zat. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz de bunu cami şeyde göremeyince, mescitte göremeyince o zatı birkaç defa bu diyor böyle bir genç vardı. Niye mescitte değil? Ya Ömer diyorlar. O işte bir kadına böyle az şey edince vefat etti, gitmişti. Vefat etmiş, gömdük. Niye bana haber etmediniz diyor. Tanıyor genci. Öyle bir şey yapmayacağını biliyor. Ve kabrine vardığında ey feta diyor, ey Allah'ın fütüvvet ehli, feta olan genç. Orada Rahman suresinde vardır. Yani Rabbinin makamından daima onun huzurunda olduğumuzun şuuru içinde.
ondan yani çekinen, korkan, yarın da Allah huzurunda hesap vereceğinden korkanlar için iki cennet vardır. O diyor ki, ey Ömer diyor, o ses geliyor, ben onun iki katını buldum. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman suresinin arkasına devam eder. Ve min dûnihime cenneten. O cennetin dûnunda da o derecede olması iki cennet daha vardır diyor Allah. Dört cennet demek, bazıları orada dört cennetten istifade edebilecek. Allah diyor bana onun iki katını verdi. Burada bu ayet var. Demek yani buradaki unutma, hatırlama sadece bir hadiseye bağlı değil. Diğeri, Rabbine sabah ve akşam içten içe, bu Araf suresinde, yalvararak, ürpererek, yüksek olmayan ve kendinden işitebileceği bir sesle zikret Rabbini ve sakın gafillerden olma. Demek ki yani sabah akşam demek hiçbir zaman Cenab-ı Allah'tan gaflette olmama manasında. Yani burada, sadece sabah ve akşam değil, değil gün boyu. Devamlı gün boyu demek yani. Allah'la beraber olma, en azından kalbin Allah'la beraber olması. Bu insan diliyle bunu zikrettikçe en azından Cenab-ı Allah herhalde kalbe icabında insan iradesinin dışında da kendisiyle bir beraberliği Cenab-ı Allah lütfedebilir. Buna tasavvufta mahiyet ehli derler. Mahiyet makamı. Bu olanlara da mahiyet ehli derler. Allah bunu anlatıyor bize. Ve arkasından bunu hatırladıktan sonra diyor inşallah denilmenin yanı sıra sadece bununla yetinme bakın. وَكُلْ أَسَيَا اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَى Umulur ki Rabbim bunun neticesinde beni çok daha kısa bir zamanda ve şu anda benim hedeflediğimden daha doğru ve daha iyi bir yere Cenab-ı Allah beni yönlendirir, sonuca yönlendirirdi. Bu da çok önemli, bilmiyorum vaktimiz kaldı çok ama az kaldı hocam, evet, çok kısa özetleyeceğim. Gelecek hafta inşallah belki biraz daha geniş durabiliriz, özetleyeceğim. Burada Allah bize bir şey öğretiyor, çok hususi bir şey öğretiyor. Yani Cenab-ı Allah'ın size verdiğiyle yetinmeyin veya vereceği umduğunuzla yetinmeyin. Allah rahmeti o kadar geniştir ki, Allah size sizin ondan beklediğinizden çok daha fazlasını verir. Yani her min yapmayın. Mezid, her min mezid ehli olun. Daha da yok mu, daha da yok mu? Yani ve burada Hazreti Üstad'ın hani çok yere uygulayabileceğiniz bir şey bu. O meclisin misali de, bakın bir hatadan sonra Allah hatırlamanın karşılığı. Nisyan ettik veya bir hata ettik veya gaflete geldik, unuttuk, söylemedik. Hemen arkasını hatırlayınca bu defa Allah'a yönelme ne oluyor? Bir istiğfar manası taşır. İstiğfarla insan hata affedilir. Evet. Fakat Üstad'ın buyurduğu gibi bu defa o istiğfar aynı zamanda gelecek bir mükafata da kapı açar. Çok önemlidir yani. Burada biz bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. Yani sadece hatırladın diyor. Hatırladın, gafletinden veya unutkanlığından dolayı bir pişmanlık duydun. Tuh bana. Niye ben Allah'ı o anda unuttum? Niye sanki hadiseler, zaman, her şey benim kudretim, iradem dahilindeymiş gibi şunu yapacağım dedim de Allah dilerse, izin verirse yapacağım demedim. Bu hayıflanmayla bu defa Allah'ım beni affet deyip ama arkasında Allah bununla yetinmeyin diyor. Allah o kadar merhametlidir ki sadece affetmekle kalmaz. Size diyor bu defa o beklentinizden, yapacağınızdan çok daha doğru, daha öte diyor mükafatlara ve çok daha iyi bir neticeye Cenab-ı Allah ulaştırabilir diyor. Bunu da Allah'tan isteyin diyor. O andaki Allah'a sığınmanızı, Rabbinize sığınmanızı bir mazeret olarak kullanın. Allah'ın mağfiret ve rahmetine tam bir itimat içinde ona yönelin, Rabbinizin rahmetine tam ona yönelin. Ve bu defa onu o andaki istiğfarınızı da kullanma için de Cenab-ı Allah'a tam yönelmişken Allah'tan daha ötesini isteyin. Bize bu dersi de veriyor. Yani cenneti veriyor. İsterken de cennetin en üst tabak olan Cemalullah'ı isteyin. Rızayı isteyin. Evet. Rızayı isteyin. Yani yarın ben şunu yapacağım derken onun ötesine Rabbim senin nimetlerin sonsuz. Evet. Vermek hiç eksilmez. Ben böyle bir niyet etmiştim ama sen Allah'ım belki daha erken zamanda bana çok daha güzelini vermeye kadirsin. Rahmetin buna yeter. Affın, mağfiretin, Rabb oluşun buna yeter. Bundan da istemekten geri duymayın diyor. Çünkü artık bir noktada orada bir niyazdan naz makamına gibi bir noktaya geçiriyor o istiğfarla. Hocam sanki şeyi hatırlattı bana, çok şey ilgili değil ama Hazreti Ali'nin sabah namazını kaçırıp yaptığı tövbeden dolayı bütün herkesin bağışlanacağı gibi ya bir hata ama evet. Bir hatanın neticesinde karşılığı çok daha büyük. Hocam bu ayeti önümüzdeki hafta devam edelim ondan sonrasıyla beraber.
Değerli seyircilerimiz önümüzdeki hafta birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.